Yani 40 dakikalık derste 50 kişilik sınıfa 1 dakika bile düşmezken, öğretmen müfredat yetiştirme telaşındayken, sınıfta her zaman 3-5 tane de öğrenmemiş şekilde öğrenci yetişmiş oluyor. Daha sonra ilerle dersler devam ediyor. İlkokul 2, 3, 4 için söylüyorum. Yetişmeyen öğrenci de hep geride kalıyor. Niye? İlkokul 1'de temeli sağlam atılmadığı için. O yüzden diyorum ilkokul 1'in ilk 4 ayı çok çok önemli. Okuma yazmanın temeli, başlangıcı. Şimdi yerli milli diyoruz. Kullandığımız telefondan, sosyal medyadan, seyrettiğimiz televizyonlardan, deterjan markalarına kadar yabancı. Türk esnaf yabancı marka satmasa perişan. Satacak ürünü yok. Bizim artık ülkemiz için üretecek çocukları yetiştirmemiz gerekiyor. Diğer dünya ülkelerin çocukları inanın bizden akıllı değil. Biz yeterli eğitim verdiğimiz zaman inanın bizim çocuklarımız çok güzel işler başarır. Sistem onları köreltiyor diye diyor. Sürekli test test nedir ya? Yani 5 dakika konuşamayan çocuk testler sayesinde konuşamıyor diye düşünüyorum. Sabah akşam test çözüyor. İlkokul 2 çocuğu, ilkokul 1 bile ya okuma yazmayı öğrensin hemen teste başlıyor. Ama 5 dakika konuş desen konuşamıyor. Bu çocuğun konuşamamazlığından değil. Onu doğru yönetemediğimizden, doğru yönlendirmediğimizden. Kitap okumuyor çocuk. Çoğu ailede zaten kitaplık diye bir şey yok. Kitap sevgisini nasıl verebiliriz? Hala bunu tartışıyoruz. Çoğu ülke bunu aştı. Kitap sevgisini nasıl, çocuklara kitap okumayı nasıl aşılayabiliriz? Ya bu soruyu bile sormak bizim için ayıptır artık. Bana ayıp geliyor. Türkiye'de 235. sırada kitap okuma ihtiyacı. Bizim kitap okumayı ekmek gibi, su gibi en başlara almamız lazım. Ama bunun için de kitapların ucuz olması lazım. Bugün kitaplar 100 liradan başlıyor bazı kitaplar. Herkes ekmek derdinde. Karnını doyurmakla meşgul. Bırakın kitap okumayı. Yani aç kalan toplumlar kitabı nasıl düşünsün? Nasıl bu bataklıkta güller yetişsin? Bunu kolaylaştırmamız gerekiyor. İş adamlarının, belediyelerin, siyasetçilerin önce buna kafa yorması lazım. Kitapları nasıl ucuzlatabiliriz? Bu kitapları, bu çocuklar dengeli beslenmiyor. Yeterli bir beslenemiyor okullarda. Yani bu çocuklara bedava yemek verilmeli. Vergilerin bir kısmı bunlara gitmeli. Camilerde fakirler için dua ediyoruz ya. Aslında etmemize gerek yok. Vergilerimizin bir kısmını onlara ayırsak çözülüyor zaten meseleler diye düşünüyorum. Dünyada değerli bir maden olan radyumdan daha değerli deha seviyesindeki öğrencileri keşfedebilmek birinci önceliğimiz olmalı. Onları körelten her türlü eğitim sistemi bu beyinlere, bu küçük yani küçük yaştaki beyinlere yapılmış bir hakaret olarak görüyorum. Bu çocukların vebali bile yeter. Diğer mesele tabii ki her alanda liyakat sahibi insanların öne geçmesi. Hangi düşünceye sahip olursa olsunlar, kimden olursa olsunlar. Yeter ki bu millet için sorumluluk alsınlar. Yeter ki liyakatli olsunlar. Yapılması gereken diğer bir uygulama. Ezber eğitimden bir an önce böyle kaçar gibi uzaklaşmamız lazım. Ezber yapamayan birçok çocuk eğitimden soğumakta. Nice yetenekli çocuklar ehil olmayan öğretmenlerin elinde heba olmakta. Nice Fatihler, Kanuniler, Atatürkler yetiştirebilecekken dahi çocuklar bile ezber sisteminden dolayı acımasız çarklar altında ezilmektedir. Bunun vebali bile çok ağır. Hem çocuk, hem aile, hem okul, hem ülke için. Bugün ihmal edilen, yetiştiremediğimiz her çocuk bu ülkeye fayda sağlayacakken ülke için sıkıntı olmaya, bela olmaya, problem olmaya adaydır. Eğitimde ahlaksızlaşma kabul edilemez. Tekrar söylüyorum. Eğitimde ahlaksızlaşma kabul edilemez. Devam edeyim. Finlandiya'da okul toplumun merkezinde yer alıyor. Okul sadece eğitim hizmeti değil, aynı zamanda sosyal hizmetler de sunuyor. Eğitimin amacı neydi? Kişilik oluşturmak. Eğitimin amacı zaten kişilik oluşturmak değil mi? Biz niçin okula gönderiyoruz çocukları? Yeni bilgiler öğrensin, kişiliğini oluştursun diye gönderiyoruz. 16 yıl sonunda eğer bir öğrencide kişilik oluşmamışsa okul niye var? Test çözmek için var. Yani dershaneler zaten bu işi yapıyor. Okulun dershane gibi davranmasından kurtulmamız lazım. Okullar dershane değil. Okullar okul. Okullar artık asli görevini unutmuş, dershaneler gibi test çözdürüyor. Sabah akşam test çözdürüyor ya çocuğa. Okul, ey okul, sen bir okulsun, dershane değilsin. Önce bunun bir farkına var. Ama işte üniversite sınavlarını kazandırmamız lazım. Arkadaş, ben ne diyorum? İlkokulda sınav bile olmaması lazım. Yani sınıfınızda şöyle düşünün. Geleceğin piyanistleri, geleceğin ressamları, geleceğin ne bileyim müzisyenleri, geleceğin matematikçileri, geleceğin bilim adamları duruyor. Sınıfa giriyorsunuz öğretmen olarak. Hepsine test çözdürüyorsunuz. Hepsini doktor yapmaya çalışıyorsunuz. Hepsini %1'lik dilime sokup tıp okutmaya çalışıyorsunuz. İşte hukuk okutmaya çalışıyorsunuz. Oluyor mu? Olmuyor.
Olmaz. O sınıfta doktor da yetişecek, avukat da yetişecek, müzisyen de yetişecek, bilim adamı da yetişecek, iş adamı da yetişecek. Olmaz ki. %1'lik kısmı, Türkiye'de %1'lik kısmı tıp bölümü varsa %99'u zaten oraya giremeyecek ki. Niye biz sabah akşam her birine eziyet ediyoruz? Planlamamızı bizim 10 yıl, 15 yıl önceden, yani hatta ortaokuldan itibaren üniversite planlamamızı, mesleki planlamamızı hayatta yapmamız gerekiyor. Biz bugün yüz binlerce öğretmen mezun ediyoruz. Aslında yüz binlerce işsiz mezun ediyoruz. Öğretmenlerin hepsi, şunu diyorum ben arkadaşlar, A101 BİM şok olmasa öğretmenler işsiz. Ek iş yapıyor zaten çoğu, geçinemiyorlar. Kiralar aldı başını gidiyor. Ama birileri de medyadan yalanlarını atıyor. Ülkemiz çok güçlü, işte Avrupa bizi kıskanıyor. Kimse bizi kıskandığı yok. Bugün dünya sefalet endeksinde dünya birincisi olmuşuz. Bir tarafta medyadan atılan yalanlar, bir tarafta hayatın gerçekleri. Herkes cebine baksın, herkes cüzdanına baksın deyip geçiyorum. Şimdi öğrencileri yetenekleri ölçüsünde yetiştiremiyorsak, öğretmenlerimiz mesleğinde yeterli değilse, son teknoloji okullarda bile öğretmenlik yapsalar, okullar duvardan öteye geçmez. Bir betondur. Bu duvarları bizim artık aşıp dünya insanı olmamız gerekiyor. Lokal düşüncelerden, böyle particilik, hizipçilik, ne bileyim, hemşericilikten uzaklaşıp evrensel düşünebilen, sorgulayan insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Bunu da belki daha sonraki videoda, dünya sisteminde bir uluslararası bir eğitim sistemi var. Uluslararası Bakalorya denilen IB, bilenler bilir. Bu sistemin ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu eğitimin de aldım, sertifikalarını da aldım. Uluslararası bir insan yetiştiriyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, araştıran, sorgulayan, düşünen, dengeli, risk alan insanlar yetiştiriyor. Bu sistemin bizim ülke sistemine fayda sağlayacağını düşünüyorum. Başka eğitim sistemlerinden de iyi olanları almamız lazım. Konuşmamın başında ne demiştim? İyi olanları bizim almamız lazım. Ama bizim kültürümüze, örfümüze de uygun olması gerekiyor. Bazen eğitim sistemini verirken çocuğu kaybediyoruz. Böyle de olmaması gerekiyor.